karar. Hangi konuda şüpheniz varsa, hangi konuda tereddütünüz varsa o şüpheleri ortadan hemen kaldırmamız lazım. Evet, bir de şunu bilelim. Kurban sadece ve sadece Allah rızası için kesilir. Bunun dışında en ufak bir içinizde şüphe, en ufak bir tereddüt veya başka bir amaç, başka bir gaye olacak olursa işte falanca kurban kesmedi demesinler diye kesiyorsak hiç kesmeyin. Sözümü tekrar söylüyorum. Falanca kurban kesmedi demesinler düşüncesiyle kurban kesiyorsa onu hiç kesmeyelim, o zaten kurban değil. Onu desinler diye yaptım. O gösteriş taşıyor. Gösteriş şüphesi var onda. Yine bakın içinde şüphe düşecek, tereddüt oluşturacak şekilde bir kurbanlık hayvanı almış isek, ya ben aldığım hayvan biraz küçük ama diye düşünüyorsa, küçük ama diyorsa, bakın dikkat edin, o zaman kurban olabilecek özellikte değildir. Kurbanı tarif ederken ne dedim? Belli bir hayvanı dedim. O belli bir hayvandan maksat nedir? Yaşı dolmuş olacak, sağlıklı, sıhhatli olacak. Yaşı olmamışsa ufacık bir hayvansa o zaten kurban olmuyor. Bunun için çıkıp konuda Müslüman uyanık ve dikkatli olmak mecburiyetindedir. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz günleri hasretini, nimetini, değerini bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Birbirimizle kırgınlıklara, darşıklıklara, hayvanlar vesilesiyle en azından bir son vermeliyiz. Aksi halde kırgın, darşık olarak yapacağımız hiçbir işlemimize hayır gelmez. Baştan bu yana anlattım. Baştan bu yana anlattım. İslam bir bütündür. Bir bütün olarak yaşama gayretleri içerisinde olalım. Cenab-ı Hak cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bir bayram yaşamayı nasip eylesin. Rızasını kazanmaya vesile olacak olan işler yapmayı cümlemize nasip eylesin. Hayatınız kutlu, gönülleriniz mutlu olsun. El-Fatiha. Değerli hocamızdan, Orta hocamızdan teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgilerden dolayı Kur'an-ı Sünnet'in ışığında Kur'an konusunda eğilmeye çalıştık. Allah yaptığı hizmetlerden dolayı kendisinden razı olsun inşallah. Muhterem cemaatim, Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, bizi bir bayram sabahına daha eriştirdi. Geçen bayramlarda aramızda olup bu bayramda aramızda olmayan birçok mümine kardeşimiz var. Allah hepsine kanimete rahmet eylesin inşallah. Bu bayram buradayız. Kim ola, kim kala, seneye, bugünlere, Ramazan bayramına, Kurban bayramına belki erişemeyeceğiz. Belki kılacağımız bu Kurban bayramı son Kurban bayramımız olacak. Onun için iyi değerlendirelim, vakti iyi değerlendirelim. Bugün bu Kurban günleri, karanlık, dağınlıkların gittiği, kırgınlıkların çok olduğu müstesna günler olmalı. Başının okşanmadığı hiçbir yetim, hiçbir öksür kalmamalı. Dolaşılmadık bir ihtiyaç, hasta kalmamalı bu bayram günlerinde. Kırgınlıkta, dargınlıkta bir tarafa bırakılmalı. Bu bayram günlerinde herkes muhabbetle, sevinçle bu bayram günlerini idrak etmeli. Bu vesileyle Rabbim kutlayacağımız, keseceğimiz kurbanlarımızı dergah hizmetinde kabul ve makbul olan ibadetlerden eylesin inşallah. Kurbanlarımızı Yüce Rabbin alemine yaklaşma vesilesi eylesin. Yılda iki sefer olması münasebetiyle Kurban Bayramı namazını tarif edip namazımıza geçeceğiz inşallah. Niyet ettim Allah rızası için vacip olan bayram namazına uydum, hazırlanan imama diyoruz, Allah'a ekber diyoruz, tekbir alıyoruz ve ellerimizi bağlıyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra Subhaneke duasını hem cemaat hem imam efendi içinden okuyoruz. Okuduktan sonra imam efendi Allah'a ekber diyoruz, tekbir alıyoruz, ellerimiz yanlar. Allah'a ekber diyoruz, ikinci tekbir alıyoruz, ellerimiz yanlar. Allah'a ekber diyoruz, üçüncü tekbir alıyoruz, ellerimizi bağlıyoruz. İmam efendi açıktan Fatiha ve Mizan-ı Sure okuyor. Rükûmuzu, secdemizi yapıyoruz ve ikinci rekata kalkıyoruz.
İmam Efendi Fatiha'da bir zaman sonra okuyor. Akabinde Allah-u Ekber dön tekbir alıyor. Ellerimiz yanda. Allah-u Ekber ikinci tekbir alıyoruz. Ellerimiz yanda. Allah-u Ekber diyor. Üçüncü tekbir alıyoruz. Ellerimiz yine yanda. Allah-u Ekber diyor. İmam Efendi dördüncü tekbirle birlikte rükû, secde, tahiyyat, oturuştan tahiyyat, salli, barika, menatine, rabbena, kulli duaları okuyoruz. Sağa sola selam verip kurban bayramı namazımız tamamlanıyor oluyor. Akabinde İmam Efendi de hutbeye çıkıyor. Hutbeyi irad ettikten sonra bayram namazımız tamamlanmış oluyor. Tabii inşallah kılmış olduğumuz, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, keseceğimiz kurbanlarımızı kabul ve karim eylesin inşallah. Şu anda yaptığımız duayı Kabe'de Beytullah'ta alemle rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kabrini bulunduğu Ravza'da yapılıp kabul olunan dualar cümlesine dahil etsin inşallah. Rabbim kazasız belasız birlik beraberlik içinde bir bayram geçirmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Unutmayalım ki bizden ne kadar şükretsek bu şükrümüz azdır. Müslüman alemin kan ağlamakta, işte Filistin'de, Kudüs'te, Suriye'de, Çeçenistan'da, Azerbaycan'da, Emeliler'den durdum, işte Bosna'da hep Müslümanlar eziyet çekmekte. Şu bayram sabahında bir lokma ekmeğe muhtaç olan Müslüman kardeşlerimiz var. Savaş durumunda olan kardeşlerimiz var. Rabbim inşallah onlara da hüsretine muamele eylesin. En yakın zamanda onları o dertten kurtarsın. Müslüman ailenin birlik beraberlik içinde tek vücut olmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Buyurun. Tekbirleriyle beraber üzerimize vacip olan Kurban Bayram namazını kılmaya uygun hazır olan imama. Allah
bi rabbika vanham inne şani'ke huvel abtar. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah'a emanet.
Birazdan Allah nasip ederse kurbanlarımızı yüce Rabbim